Sigorta Haber'den hepinize merhabalar. Yeni bir formatla karşınızdayız. Bundan sonra bu formatla her hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Aynı zamanda tabii ki sabit konuklarımız da olacak ve onlarla sigorta sektörünün sorunlarına çözüm önerileri sunmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince lafı her videoda söylediğim gibi, her röportajda söylediğim gibi çok uzatmak istemiyorum ben. Bugünkü konuğumuz İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi üyesi, aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi ve yine aynı zamanda Avrasya Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Eyüp Çelik. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Erhan. Nasılsınız diye sorayım öncelikle. Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Koşuşturma içindesiniz. Koşuşturma içerisindeyiz, çalışıyoruz. Evet. Yeni konseptini de tebrik ediyorum. Kendini her geçen gün geliştiriyorsun. Maşallah diyelim. Çok çok teşekkür ederim. Ya şimdi başkanım, dün İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitesi'nin düzenlediği bir toplantı vardı. Zümre toplantısı. Evet. Bu toplantının konusu tabii ki son zamanların, yani son ayların diyelim, işte sigortacılık haftası üzerine olan, sigorta bilinci üzerine olan bir konuydu. Önümüzdeki haftada işte sigortacılık haftası kutlanacak. Mayıs ayının sonu ve Haziran ayının başı olarak genelde artık klasik bir hale gelmiş durumda. Ben şunu sormak istiyorum. Bu sigortacılık haftası, dün de tartışılmışken hemen üzerinden bu konuyla girelim. Sigortacılık haftası Türkiye'de hakkaniyetle kutlanıyor mu? Ve sigortacılık haftası sigorta bilinci için, haftasında sigorta bilinci için gerçekten de önemli işler yapılıyor mu? Yani ben bunu çok merak ediyorum. Ki tabii gözlemlerimi de ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim ama buyurun. Ya şimdi sigortacılık haftası bilinçlendirme haftası şeklinde kutlanıyor. Aslında sigortacıların kendi arasında kutlama şeklinde olmaması gereken bir hafta. Ama maalesef yıllardır sigortacılar sigortacılık haftasında işte kendi aralarında toplantı yapmaya, işte yemek yemeye, toplantıları hani bir arada yapmaya nedense daha çok önem veriyorlar. Bunun şöyle bir amacı olması lazım. Yani bir gelişmişliğin önemli kıstaslarından biri de sigortalanabilir nüfus ya da işte bir prim üretiminin gayri safi milli hasıladan aldığı pay şeklinde değerlendirmek lazım. Bizimki burada 1.42 seviyesindeyken gayri safi milli hasıladan aldığımız pay bu Avrupa'da 6.45 seviyesinde. Yani demek ki biz zaten yeterince gelişememişiz. Şimdi yani gönül istiyor ki bu hafta tüm Türkiye'de bilinci arttıran bir hafta olsun. Ama maalesef dün toplantıda olduğu gibi işte ne çok fazla meslektaşlarımız bu güne sahip çıkıyor. Ne sektörün şirketleri, işte bu işin tarafı olan hazine, yani düşünebiliyor musunuz? Finans sektörünün en büyük ikinci şeyi olan, yapısı olan sigorta sektörü maalesef hani kendi kendine hani bir şeyler yapın da kendinizi kurtarın modunda. Bununla ilgili bir devlet politikası yok. Bir gelişmişlik şeyi yok. Gönül isterdi ki her yerde sigortacılığın konuşulduğu, aslında bir korunma, bir kaybolan bir şeyin yerine konma şeyinin vurgusunun halka anlatıldığı bir gün olsun. Ama ben eleştiriyorum açıkçası. Ya bu kadar güzel bir hafta yani, verimli bir şekilde kutlanamıyor işte açıkçası şu anda durum bu. Yani hatta şimdi, en azından bir kamu spotu mesela yani sigortacılık evet, haftasına özel evet, bir kamu spotu bir hafta evet, boyunca bütün kanallarda dönemez mi? Kesinlikle, yani bunu yapacak gücü yok mu bu kesinlikle kurumlar? Hem bu konuda ben inanıyorum ki siyasi irademiz de var, gücümüz de var. İşte ekonomik bir gücümüz var Türkiye'de. Üretilen işte sigortacılığın fon büyüklüğü evet, yani BES büyüklüğünden dolayı hızla artıyor. Fon büyüklüğü olarak artıyor. Ya böyle bir sektöre yani bu desteksizliği anlamış değilim. Yani işin açıkçası mesela bir örnek vereyim. İstanbul evet, Ticaret Odası'ndan örnek vereyim. İstanbul Ticaret Odası'nda biz komite olarak bir çalışma yaptık. Dedik ki ya bu haftayı birazcık daha farklı kutlayalım. Alışılagelmiş olmaktan çıkartalım dedik. Ve komite olarak ne yaptık? Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na da hani şey verdik, bir taleplerimizi ilettik. Hiç olmazsa dedik İstanbul'un çeşitli semtlerinde Mecidiyeköy, Bakırköy, Beşiktaş, Zeytinburnu, Avcılar, işte aklına gelebilecek önemli metropol merkezlerde evet, işte bu seçimlerde çok kullanılan billboardlar var ya, onlara
İşte hiç olmazsa 200 noktada sigortanın önemi bir hafta boyunca billboardlar olsun ve bunlar tamamen hiçbir sigorta şirketinin reklamı şeklinde değil de sigorta bilincini artıracak bir şey yapalım dedik. Yaptık. Slaytları, görselleri hazırladık. Bütün çalışmayı bitirdik. Bakın çok trajikomik bir şey. Yani hani bunu meclise de dile getirmek çok istiyorum. Biz dün biliyorsunuz bilinçlendirme toplantımız vardı. Saat 2'de, saat 12'de öğrendik ki 105 bin TL tutan bütçeyi yani onaylamadılar. Yani 105 bin liralık bir bütçe bile hani ticaret odasının bütçesi. İşte o zaman şuraya yani geleyim ben. Bunu, şu soruyu ekleyerek devam edelim o zaman Sayın Başkan. Şimdi BİS emeklilikle ilgili biliyorsunuz devletin bir uğraşı var. Devamlı insanların BİS emekliliğe yönlenmesi için. İşte BİS emeklilik konusunda bu özellikle tasarruf noktasında yönelmeleri için birçok çalışması var. Ve bu çalışmada bazen zorlandıklarını da söylüyorlar. Böyle bir noktada devletin üst katmanı sigortanın önemini vurgularken, sonuçta BİS emeklilik de bizim gözümüzde aslında bir sigorta vurgularken, ticaret odası ya da ve benzeri kuruluşların hani bütçeleri göz önünde bulundurup da bunun gelecekte ne kadar fayda sağlayacağını görmeden reddetmeleri doğru bir şey mi? Ya şöyle, ben sigorta bilincinin topyekün olmadığını düşünüyorum. Ya bu karar vericilerde de bu bilinç yok. Yani bu bilinç olmadığı zaman sen şimdi neyi kime anlatacaksın? Yani sigorta bilinci değil de zannediyorlar ki biz kendi reklamımızı hani öne... Ya reklam olur mu? Sigorta mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Çok hani çok uzak bir zaman değil, bir deprem oldu. Ve evet, bu depremde Türk sanayisinin %36'sını hani barındıran bölgede oldu. Hı-hı. İstanbul, Kocaeli, Bursa, işte Adapazarı bölgesini sayarsan ki sanayi ağırlıklı bir bölgeydi. Ve binlerce insan öldü, yani binlerce konut gitti. Ne oldu? Biz kaybettik. Orada kaybettiğimiz kaç milyar dolardı? Yani bilinç olsaydı o binalar ve insanlarımız ölmeseydi, yetişmiş insanlarımız ölmeseydi bunun değerini ölçebilir misiniz? Ya bugün 100 bin lira, 200 bin lira diyorsunuz. Bana kalırsa bu bilinç topyekun ülkede yok. Yani şimdi bir nokta... İşte 23 diyoruz. 6.42. Demek ki 4 kat gerideyiz Avrupa'dan. Ülkede fon diyoruz. Bugün işte sendikasyon kredisiyle yurt dışından para bulmaya çalışıyoruz ama fon yaratacak mekanizmaları harekete geçirmiyoruz. Evet. Yani ülkede siz eğer sigorta bilincini arttırıp havuzları büyütüp o havuzlardan tüm hasarları karşıladığınız zaman dışarıdan para bulmanıza ihtiyaç yok. Evet. Yani para o zaman, parayı o zaman kendi kaynaklarınızdan yaratırsınız. Şöyle noktalayalım o zaman. Yani bu sigortacılık haftası hakkaniyetle kutlanmıyor. Ve sigorta bilinci adına da gerçekten hani şöyle ortaya koyabileceğimiz çok bir işin yapılmadığını görüyoruz şu anda. Yok yani ben çok da umutla değilim. Yeter ki şu olsun, yani kafa yapıları değişmeden, sigortanın gerçekten özümsenmeden, ne demek olduğunu anlamadan... bunları şey yapmak mümkün değil. Evet. Yani ya bir şekilde mantık değiştirmemiz lazım. Bir şekilde, ama şu da var. Hani orada artık noktalamış olalım. Sigorta bilinci de yükseltilmezse sigorta sektörünün de Avrupa'ya ya da Amerika'ya ulaşması zaten şu anda zor da ulaşması zor işin açıkçası. Ondan sonra her oturduğumuz toplantıda şunu söylememiz gerekir. Biz sigorta bilincini yükseltmek istiyoruz ama aksiyon alınmadığı sürece de sigorta bilinci de kendi kendine durduğu yerde yükselecek bir olay değil. Değildir. Türkiye'de. Böyle noktalayalım burayı. Şimdi ben aslında bugün Avsat'ı hani çok küçük konuşmak istiyordum ama bunu sormak istiyorum. Kısa cevap istiyorum buna da. Şimdi Avrasya Sigorta Ajantileri Derneği aslında daha yeni benim gözümde. Beşinci yılı ama daha yeni birçok derneğe göre baktığımızda. Bu noktada Türkiye'nin neredeyse işte 20 yıllık 30 yıllık derneklerine fark açmış durumda. Garip bir enerjisi var. Yani tabii bunu sadece Avsat için söyleyemem. Birkaç dernek için daha söyleyebilirim belki bunları ama o dernekler biraz daha ne derler? Yaşlı dernekler. Yaş olarak daha büyük dernekler. Farklı bir enerjisi var. Üye olan acenteler devamlı aktif durumdalar. Devamlı toplantılar yapıyorsunuz. Yani çünkü bu süreci yönetmek kolay değildir. Ya bu Avsat'tan birazcık bahsedelim. Kısa kısa yalnız. Yani ve Avsat'ın gelecek projeksiyonundan da. Hiç bölmeyeceğim. Ondan sonra da artık İTO sayık noktalarına gireceğim son bölümde de. Peki. Ondan sonra da kapatırız. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Avsat aslında
normal bir dernek değil. Hı. Yani felsefesiyle, duruşuyla bir dernek değil. Bir aile yaratmak istedik. Bu aileyi yaratırken de içinde sevginin olduğu, gelişmeye inanan, vizyonu olan, gelecekte bu işe meslek olarak devam etmek isteyen insanlarla beraber yol almak istedik. Herkesi de bu ailenin içerisine dahil etmedik. Ettiklerimizin arasında varsa da bir şey, sıkıntı, onlarla da yollarımızı ayırdık. Çünkü bizim için önemli olan sayılar değildi burada. Biz hakim olabileceğimiz, sektöre de enerji verebilecek bir yapı kurmak istedik. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 230 tane üye var. Bunlar 700 milyon TL civarında prim üretimi sağlıyor. Ama biz bunları analitik şekilde ölçüp, bunların kaç tanesi bayan, hangi sigorta şirketleriyle çalışıyorlar, hangi branşta üretiyorlar, işte hangi bölgede yoğunlaşmışlar, işte hangi sigorta şirketleriyle yeni görüşmeler yapmak istiyorlar gibi her şeylerini analiz edebilecek bir yapıda bir derneğiz. Aslında zaman zaman söylüyorum, AFSAT aslında bir iş insanları konseptinde bir dernek. Yani sadece biz bir dernek değiliz. Dernekçiliğin en özgün biçimde tüm topluma fayda sağlaması için çaba sarf ediyoruz. Ancak buna üyelerimizin gelişimiyle başlayan bir derneğiz. Biz sigorta şirketleriyle de görüşüyoruz, bize hizmet sağlayıcılarla da görüşüyoruz ve sektörde önemli, dikkat ederseniz seçim yok, bir şey yok. Hatta klasik anlamda uzun zaman seçim yok. Ama biz sanki seçim ayındaymış gibi çalışmalara devam ediyoruz. Bunu işte üyemizin gelişim için yapıyoruz. Yani üyeler gelişecek. Ve kimseyle kavga etmiyorsunuz. Etmeyeceğiz evet. Etmeyeceğiz. Evet. Biz kendi oyunumuzu, kendi sert bir üstünü takıp takınmıyorsunuz. Yani şöyle bakın, dün mecliste de söyledim. Bizim birbirimizi aşağı çekiyor olmamızın zararını ben ifade bile edemem. Enerji olarak sosyal medyada, gruplarda yazan arkadaşlarımız o kadar fırsat kolluyorlar ki. Yani fırsat kolluyor. Biri bir hata yapsın, hemen ayağından çekeyim ya da onu şey yapayım, rencide edeyim. Ya onu rencide etmenin, her hatayı fırsata çeviriyor olmanın kime ne faydası var? Evet. Bugün dün Sayık Başkanımız Levent Korkut da oradaydı. Yani şimdi cesaret vermek, karşındaki insana takdir etmek, hatalarını da yüzüne söyleyebilmek, hatta hatalarını söylemekten öte alternatif fikirleri öne sürmeyi çok önemli buluyorum. Ama kasti olarak aşağı çekmeleri değersiz buluyorum. Yani ben kötü olursam kardeşim, benim kötülüğümün zararı sana da olacaktır. Çünkü ben sektörü temsil eden bir insan olarak motivasyonum düşerse, iş yapma gayretim düşerse ve evet, takdir edilmezsem sonuçta ne olur? Çalışmamaya başlarsınız. Evet. Şimdi AFSAT'la ilgili öğreneceğimizi kısaca öğrenmiş olduk yine. Bu yeni formatımızda yeni tekrardan kısa evet, bilgilerinizden verelim diye. Bundan sonra zaten birlikte tabii olacağız çoğu zaman ama. Şimdi Sayın Başkan, ben tabii çok iyi tanıyorum. Hani sistemi biliyorum iyi bir şekilde ama. SAİK, İstanbul Ticaret Odası ve diğer ticaret odaları. Şimdi benim burada sizin bugün ağzınızdan duymak istediğim konu şu aslında. Eleştirebiliriz SAİK'i ya da İstanbul elbette Ticaret Odası'nı ya da diğer ticaret odalarını. Biz AFSAT'ı da eleştirebiliriz. AFSAT'ı da eleştirebiliriz. Tabii, aynen öyle. Mümkün. İşte İSAD'ı da eleştirebiliriz. Tabii. Fakat mesela ben bugün şunları duymak istiyorum. Yapıcı eleştiriler yine. Sizin ağzınıza hep duyduğumuz bu yapıcı eleştirileri. İTO, SAİK arası nasıl? Arasındaki ilişkiler nasıl? SAİK'e destek konusunda ne yapılmalı? Ki bugüne kadar çoğu noktada destek verildi. Hani bunda hiç göz ardı etmemek lazım. Son hemen sorumu bitiriyorum. Yani bu birleşme, sonuçta şeyleri bir tarafa koymadan tabii ki, hani egolarımız her zaman vardır. Bu olacaktır da, bunu çözümleyemeyiz hiçbir zaman ama. Bu beraber yürüme noktası bundan sonra nasıl gerçekleşmelidir? Çünkü biraz önce söylediğiniz söz çok güzel. Hani sen kötü olursan meslektaş olarak, aynı meslektaş olarak ben de kötü olurum. Doğru aslında. Doğru. Hani ben belki 5 sene geç kapatırım dükkanımı ama bir gün ben de kapatmak durumunda kalırım. Şimdi Erhan şöyle söyleyeyim bak, onun... Şöyle ifade edeyim, çok net anlaşılacağını düşünüyorum. Evet. Biz İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde Levent Beylere karşı bir mücadele verdik.
söylemsel Levent olarak. Levent Korkut da evet. Kısaca açıklamasını yapalım. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sigorta Acenteli İcra Komitesi Başkanı. Yani, bir önceki de İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı. Evet, şimdi bak olayı özetlediğim zaman olay anlaşılacak. Evet. Şimdi biz Levent Korkut'a karşı bir mücadele verdik. Söylemimiz de neydi? 12 yıl orada hizmet verdin. Hani bırak bizeydi. Aslında çok samimi bir şey söyleyeyim. Her şey çok hayırlı olmuştur. Yani yaptığımız tercihlerin şeylerini izah edeceğim şimdi. Biz ne yaptık? Farklı bir kadroyla, farklı bir enerjiyle oraya geldik. Aslında bir koalisyon yapısıydı bu. Yani zorlukları var mı? Çok var. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Yani hiçbir şey kolay değil. Yani 3-4 benzemez bir yapının bir ortada bir şey çıkmartısı, uyumla çalışması çok kolay bir şey değil. Ama insanların teveccühü oldu ve seçildik. Seçilir seçilmez, hani klasik bir kindarlık var ya, yani sektörde çok evet. yaygın vaziyet. Ben işte onu yendim, mağlup olduk. Yani şöyle nasıl yendik? Seçimlerden sonra biz tekrardan bir mücadeleye girmiş olmamıza rağmen aslında önümüzdeki çıkan senaryolarda hep bir ara formüller aradık. Ya nasıl bir Türkiye yapısı kuracağız? Eğer biz kazanırsak hizmet verebilecek miyiz ya da kimlerle olacağız? Çok tartıştık. Ve sonuçta il delegesi seçimlerini kazandıktan sonra Sayın Levent Korkut ve ekibi anında o dakikadan sonra ona, yani bir seçimde daha yeni kaybettiğimiz insanlara nasıl destek verebiliriz size, nasıl şey yapabiliriz diye oturduk. Ticaret Odası Meslek Komitesi, İstanbul'u temsil eden komite, İstanbul'un içerisinden kazanmış il delegelerine destek açıklaması yaptı. Ve bir araya geldik. Hatta Türkiye'de de bununla ilgili biz de çalışmalara iştirak ettik. Eskisinden farklı bir tarz var. Asla birbirimizi ilelebet düşman ilan etmeden günün ve koşullara göre kim yapabilecekse onun arkasında durmayı, saf durmayı görev bildik. Ve bunu seçimlerden sonra kazandıktan sonra onlar bize teşekkürlerini ilettiler. Biz de onlara tebriklerimizi ilettik. Dün Sayın Korkut orada çok önemli açıklamalar yaptı. Eleştirilerimiz var mıydı? Vardı. Mesela şöyle söyleyeyim. Biz hep toplantılar, bir sürü toplantılar yapılıyor, bir sürü görüşmeler yapılıyor. İşte bakanlara, işte Sayık tarafından değil mi? Sayık tarafından. Herkese bir ziyaret furyası var şu an. Yani gerçekten evet. inanılmaz bir performans. Evet. Her tarafa gidiliyor. Evet. Buna saygıyla karşılıyorum ama hep şunu söyledik. Dedik ki bunun sonuçları ne? Yani bu kadar görüşmeyi, ziyaret yapılıyor da. Tabii bunun sonucu ne? Bunu duymak elle istedik. Elle tutulur bir şey var mı? Elle tutulur bir şey istedik ve dün belki de biz 3 tane zümre toplantısı yaptık. İkisinde Levent Başkanımız işi dolayısıyla gelemedi ama dünkünde vardı. Hatta kalabalık bir sayık ekibiyle beraber vardı. Süleyman Özer de oradaydı. Özgür Yılmaz da oradaydı. Sayık üyelerimiz de oradaydı. Şimdi kendisi çalışmalardan bahsettikten sonra sonuçları konusunda yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten doğruyu herkes için doğru, iyi gelecek bir şeyleri yapıyor olmalarını bizim eleştirmemiz mümkün değil. Nedir bunlar? Yani mesela hani, ne açıkladı? Bana, şimdi ben şunu söyleyeyim. Orada ben eleştireyim o zaman öncelikle. Şimdi mesela benim yaptıklarından tabii ki ziyaretlerini görüyoruz fakat Sayık Başkanı'nın ve ekibinin ziyaretlerin sonucunda ne elde ettiklerinden benim bir basın mensubu olarak haberim yok. Mesela sizden öğreneyim. Eğer iyi bir şey ise şu anda direkt olarak canlı yayında şu noktada övgümüzü verelim. Ya şöyle söyleyeyim, aslında bunu tabii açıklamak bana düşmez. Ama size dün açıklamışlardır hani açıkladıkları neler. Açıkladıkları için tabii noktasında. Bu bir şey. Şimdi çok yapısal sorun var bizde. Evet. Çok yapısal sorun var. Bu yapısal sorunları halletmek için de bir irade gerekiyordu. Ben o iradeyi görüyorum açıkçası. Bir irade var, çalışkan bir irade var. Şimdi en önemli sorun ne? Acentenin gelirlerinin özellikle trafik sigortası primlerinin büyük oranda düşüp bir de komisyonların düşmüş olması aynı trendde 17'den 10'lara gibi aslında ikili bir gelir kaybı sistemi yarattı bizde bu. Bir, fiyatlar düştü, iki, komisyonlar da paralelinde düştü. Şimdi trafik sigortalarında %90'a ulaşmış bir paya sahip olan ve kendi üretimin içerisinde ortalama minimum %40'lar seviyesinde bir paya sahip olan bir zümrenin
gelirleri %50 düştüğü zaman diğerlerini arttırsa bile toplam geliri evet düştü. Düşmüş oluyor. Yani asgari ücret arttı, koşullar arttı, vergiler arttı, elektrik arttı, her şey arttı ama gelir düştü. Bu bizde inanılmaz bir kayba yol açtı. Şimdi bu konuyla ilgili tahmin ediyorum. Yani Temmuz ayında müjdeli bir güzel bir haber alacağız. İşte bahsedilen o ki hani bunu teyit etmem mümkün değil ama bir miktar komisyonlarda bir zam artış olacak. Artış yaklaşık %20'nin nispetinde. Bu SAİK'in görüşmeleri sonucunda gerçekleşen bir nokta mı olacak yoksa? Bu elbette bizler destek vereceğiz. Kendileri de güçlü destekleyecek. Bunu icra yoluyla, icra görevini yerine getirerek. Hazine, evet. Ekonomi Bakanlığı bunu yürütecek. Yani bir mesleği ya bitirecekler ya bitirmeyecekler. Evet. Mesela hızlıca devam edeyim. Bu komisyon kısmı çok önemliydi. Static IP diye bir saçma sapan bir sistemimiz var. Bunu da evet. Artık telekom şirketleri fark edip ya 3 lira 5 lira olan statik IP'leri 50 liralara çıkarttı. Yılda 600 TL her bir ajant, her bir statik IP için para veriyor. Bir fiiliyatta da şey yok. Yani bununla ilgili bir çalışma yapılacağını biliyorum. Bunun yerine başka statik bir... Statik IP sorunu kaldırılmış olacak orada. Statik IP sorunu kaldırılacak. Tamam. Ki zaten şu anda ilkel bir durum açıkçası. Ya evet, teknolojinin içerisinde o gün için belki olması. Hani bir makuldü ama bugün çok da şey değil. Evet. Şubeleşmeyle ilgili bir takım... Bizim de düşündüğümüz sistemlere paralel görüşler var. Nedir? Hep diyorduk ki ya çoklu bir acentenin işte 50 tane 20 tane şubesi olan bir yapıyla bir tane şube açmak isteyen yapı aynı olabilir mi? Olamaz. Yani şimdi ben Mecidiyeköy'de ofisim. Varsayalım hani Kağıthane'de bir şube açmak istiyorum. O zaman bir genel müdür tutacağım. Bir genel müdür yardımcısı tutacağım. Sermayemi 300 bin liraya çıkartacağım. Bu ne demekti biliyor musun? Yani varsayalım. Açmak istiyorsanız açmazsınız. Açamazsın. Açmazsın. Açma kardeşim demek. Açma daha kârlısın. Açma kardeşim demek. Açma daha kârlısın. Şimdi buna da bir formül bulunmuş vaziyette. Nedir? İşte 2 milyon üzeri nüfusa sahip olan illerde 3 taneye kadar acentelikler yani şube açabilecek. Bunun içinde genel müdür aranmayacak, bilmem ne aranmayacak. Dolayısıyla evet. İnsanlar işlerine yatırım yapabilecekler. Bu da neyi yaratacak aslında? İstihdam. Gelir ve daha çok kanaldan üretim sağlayacak. Güzel mi? Güzel. Yani evet. Şimdi en önemli problemlerden bir tanesi neydi? Müdürlük meselesi. Ya şimdi bundan yıllar önce bir müdürlük sınırlaması getirildi. Hı hı. Bugün 2 yıllıklar ya da işte sigortacılıkta 2 yıllık okumuş insanlar, işte 4 yıllık fakülte mezunu olanlar çok kısa süre çalışmayla müdür olabiliyor. Ama bizim sektörümüzde yıllarını ver, lise mezun ol, müdür olamıyorsun. Müdür olamıyorsun. Ne yapıyorlar? Şimdi insanlarımız da tabii bu işleri yapıyorlar, müdür olamıyorlar, dışarıdan müdür buluyorlar. Yani bu işlere vakıf ama... Sen lise mezunu sorunundan bahsediyoruz. Evet. Evet. Yıllardır. Bunlara düşünebiliyor musun? Şimdi yani mecburen... Erzincan'da şimdi arkadaşımızın ismini unuttum, kesin size de ulaşmıştır arkadaşımız. Her televizyon programında, her işte, toplantıda bize evet. Ulaşıyor. Ve şimdi selam çok Mücahit'ti sanıyorum. Mücahit'ti sanıyorum. Mücahit Doğan olması lazım hatta. Yanlış belki hatırlıyor olabilirim ismini. Çocuk artık neredeyse hani yalvaracak. Hatta o noktaya bile geldi. Ya ben hani lise mezunuyum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Ya bu işi çözün. Tabii. Bu işi bakın, çözün artık. Şimdi yani. Bizim derneğimizde de yıllarını veren ve gerçekten belki benden de daha iyi sigortacı meslektaşlarım evet. Var. Ama lise mezunu ama diye. Yani gerçekten müdür değil. Yani diyor ki bana başkanım ya kendini psikolojik olarak ezik hissediyor ya ben diyor bu vakıf. Bir de her üniversite mezununda sigortacılığı iyi bileceği garantisi değil. Yok. Ya yani kesinlikle hani, değil zaten. Öyle de bir sorun yani, var. Yani şimdi tabii şuna bakın altını çizerek bir şey söyleyeyim. Tabii ilelebet bu böyle olsun fikrine sahip değilim. Yani mağdurlar en azından giderilsin geçmişte olan. Bir dönemin mağdurlarını biz bu bizim... Vebali sırtımıza yani. Evet. Bunu temizlemek zorundayız. Evet. Ve herkesi bir zaptı raptı alıp düzenlemek zorundayız. Hı. Ama ondan sonra mesela ya bir kez daha af beklemesin kimse. Evet. Yani herkes müdür olmak istiyorsa müdürün olsun. Onun gereklerini yapsın bir kereye mahsus. Bu konularla da ilgili... bir çalışma var yani. Bu var, da sonuçlanacak var, yani. Tabii. Tamam. Bu da sonuçlanacak. Ekstra var mı peki bu? Yani yapılan görüşmelerin sonunda böyle... Vallahi en büyük ekstra benim gözümde şu Türkiye'de yani kurumların birbirleriyle barış olması. Dün Sayık Başkanı hani geldiği zaman biz ona inanın bir vücut dilimizde bile bir şeylik yoktu. Onun da bize karşı yoktu bakın. Hı-hı. Olmaması gerekiyor. Ya biz
Bakın şu tırnak içerisinde söylüyorum. Birbirimizin kötü olmasının bize bir faydası yok. Birbirimizin enerjisini yok etmenin bir faydası yok. Senin başarın benim başarımdır. Bana katkı sağlar. Benim başarısızlığımsa sana hiçbir avantaj sağlamaz. Yani bu bir hizmet yarışıdır. Bugün ben bu koltukta hizmet yarışında bulunurum. Yarın bir gün sen gelirsin benim bir üstüme bir taşındığın zaman seni de biz takdir ederiz. Bunlardan artık uzaklaşmamız lazım. Şimdi ben o zaman son bölüme geçiyorum. Artık son bölümde de şunu soracağım. Şimdi bir kere şunu ekleyeyim ondan sonra geçeyim soruyu aslında Sayın Başkan. Böyle Sayın Başkan diyorum tabii ki sevgili izleyiciler. Normalde biz gün içerisinde de görüşüyoruz. Böyle programlarda tabii hani hitap noktasında biraz daha resmi olmamız gerekiyor. Şimdi Sayık'la ilgili söyledikleriniz çok güzel. Bu eğer görüşmeler sonucunda bu neticeler alınacaksa eğer bu arada. Yani evet, hani bunlar tabii takipçisiyiz. Tabii yani şimdi bunları... bunu ben söylendi efendim işte bunu, çünkü son bölümde birazcık o noktaya geleceğim. SDDK'ya dokunacağım biraz aslında. SDDK yapılanmasına şu anda yani yeni yapılanacak olan. Şimdi Sayık bunları söyledi toplantıda, dün toplantıda. Toplantıdan sonra eğer bu takip yapılmazsa tabii, sizin tarafınızdan, Ticaret Odası Meslek Komiteleri tarafından çok samimi söylüyorum. Hepsinin gerçekleşeceği kanaatinde değilim ben. Eğer takibi tam anlamıyla yapılırsa ve her ay belki her toplantıda bu söylenenler üzerine basıla basıla ne oldu diye sorulursa Sayık'ın da o denge mekanizması vardır ya hani işin içerisindeki. İşte zorlanması, arkadan ittirilmesi anlamına gelecektir. Umarım bunlar da sonuçlanmış olur. Çünkü iki önemli konu var. Bir komisyonlar, iki iptal iade. Aslında bu sigorta acentelerinin şu anda acil eylem planı. Bakın, onun dışındakilerde çok özür dilerim. İptal iade ile ilgili bir şey söyleyeyim. Çok önemli bir konu. Çok özür dilerim. Bunu bitirip sizi kesmemek için özellikle. Neden iki konudan bahsediyorum biliyor musunuz? Diğerleri zamanla yayılacak konular olabilir. Ama bunlar direkt olarak sizin cebinizi ilgilendirdiği için, acentenin gelirini ilgilendirdiği, giderini ilgilendirdiği için bu konular çok önemliydi. Aslında bunu biz hep vurguladık. Öncelikle komisyon. Biz ötekileri ilgilendirmiyor. Sonda da işte iptal iade isterseniz bağlayın. Ondan sonra SDDK konusunu açıp programı yavaş yavaş bitiririz. Peki. İptal iade ile ilgili. Şimdi bakın iptal iade ile ilgili ben neden bu konuda bir atraksiyon anlamıyorum. Çünkü biz garip. Çok garip bir şey var. Sanki gizli bir el var. Yani bu işi her şey hazır. Sistemsel hukuki bir şeyi de var. Biz mevcuttaki iptal iadeleri bile parasının bize yatırıldığı konusunda bile endişelerimiz var. Yasal olarak aslında. Takip ediyor musunuz? Ben size sorayım mesela. 20 lira mı 10 lira mı yatıyormuş sana? Yani, bilmiyorum da şu anda tam rakam nedir. İnanın var ya ben hani iddialı bir şey söylemeyeyim ama takip etmeyecek kadar umutsuzuz. Yatırılmadığını düşünüyoruz. Yatıran da çıksın biz yatırıyoruz. Buyurun belgesi desin. Zamanınızı da buna ayıramazsınız gün içerisinde yani zaten çoğunuzda. Yani benim işim gücüm yani bir tane iptal iadeden gelecek paranın hani o şey değil. Biz daha büyük bakın hani aslında biraz şeye de bahsetmek isterim. Geleceğin sigortacılığı ne olacak? Yani ona da girelim onu isterim. Onu diğer programlarda belki olur, yapacağız tamam. Ama burada olmadı son bölüme SDDK değil. Onu sıkıştırırız. Tamam. SDDK'yı başka şöyle programda konuşuruz. İptal iade ile ilgili İşte eski sigortacılık genel müdürümüz, şimdi hazine müsteşarlığı genel müdürümüz, müsteşar yardımcımız Ahmet Genç. Evet. Ya dedi ki bu konuyla ilgili bizim kararımız var, bunu uygulayın. Sigorta şirketleri ya bizde uygularız, sıkıntı yok. Sigorta acenteleri bizde tamam istiyoruz zaten. Ama bunu. Ortada? Ya mutabakatsızlık yok. Aksiyon devlet yok. De sigorta şirketleri de acentelerde bunun uygulanmasını istiyor. Evet. Ama kim uygulamıyor bilmiyorum neden. Şimdi bakın bunu tartışalı 3 sene oldu. 3 sene önce 10 lira olan şeyi biz bugün geçen senelerde İzmir'de yapılan Kuşadası'ndaki toplantıda Ahmet Sayın Genç de oradaydı. Şimdiki Sayık Başkanımız da oradaydı. Eski Sayık Başkanımız yoktu ama TÜSAP Başkanımız da oradaydı. Zaten onların yapmış olduğu bir şeydi. Biz de oradaydık. Bütün STK temsilcileri oradaydı. Tamam dediler anlaşalım. Neyi anlaşalım? 40 lira mı olsun 50 lira mı olsun? Ya da nasıl olsun? Sonradan 20 liraya düştü galiba sonra. Ya siz anlaşın dediler bize. Siz anlaşın biz tamamız dediler. Yani abi yok yine. Yani ben anlamıyorum. Ve farkında mısınız? Sektör basınında da bu çok böyle yükselmiyor. Ve yani, ben bir araştırma yaptım. Bir haber olarak aslında, da çıkmıyor bunlar yani. Bir gün hani Güven aradı beni. Güven Güler. EFO sigortacılık hizmetleri sahibi. Dedi ki ya başkanım dedi bu iptal iadelerle ilgili gerçekten durum fena dedi. Ya dedim Güven bak ben hani çok trafik yazan bir acente değildim ama bir dedim bir şey yapalım mı? Biz seninle bir ikimiz dedim bir şey yapalım mı? Ne yapalım? Bana dedim bir yılda ne kadar
trafik iptali yaptığını sen çıkart, ben de çıkartacağım. Ve buradan iptalden dolayı komisyon kaybını da çıkart dedim. Ben de çıkartacağım dedim. Bunun bizim yıllık bütçemizde ne kadar tesiri varmış bir anlayalım dedim. Evet. Neyi tartıştığımızı bilelim dedim. Ya gerçekten samimi söylüyorum ki ben trafik ağırlığı %16'lar mertebesinde olan bir ajantayım. Yani toplam içerisinde. Ama sektörde bu çok daha fazla tabii. Ama beni bile yani her ay yani ciddi anlamda etkileyen bir yapıymış. Yani ben trafik yazan ajantelerin bu konudaki kayıplarının toplam komisyon içerisindeki kaybının %25'ten aşağı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hizmet verdikleri bir şeyi... Orada sizin operasyonel zararınız da var. Şimdi siz bir ürünü satmak için bir belli bir süre harcıyorsunuz. Belki bu bir saat oluyor, olabiliyor bazı. Bakın Sayın Başkan, bazı müşterilerde ben dikkat ediyorum. Bazılarında belki 3 dakika sürüyor. Tamam, hemen kesin, sorun yok. Bazı müşterilerde inanın bana... Bir buçuk saat ikna etme şeyiniz oluyor. Yani bir liranın bile hesabını yapan müşteriler var belli noktada. Şöyle yani, bakın. Bu sizin zararınıza eklenmiş oluyor. Bazen şöyle söyleyeyim ya, bir kargo parasının altında bir komisyona hizmet üretmek zorunda kalıyoruz. Evet. Ve vergisi, personel maliyeti. Şimdi şey zannediyorlar, bir evrağı bu dakika ürettin, işte birkaç dakika sonra iptal ettin, nerede kaybın var? Ya bizim elektriğimiz, bizim bilgisayarımız, bizim personelimiz, bizim vergimiz, muhasebecimizin parası, bizim başımızdaki bina aidatım, kiram yani bunlar duruyor mu? Ne yapacağız yani bu kadar? Türkiye'de acaba şunu söylüyorum. Ben üstüne üstlük komisyondan öte var ya, bir de danışmanlık ücret alınmasını da istiyorum aslında, biliyor musunuz? Yani çünkü acente gerçekten... Sigorta ile ilgili ne varsa her şeyi size soruyorlar. Bazen avukatlık konularını bir de soruyorlar. Ya Anadolu'da onlara çok büyük selam ve saygılarımı sunuyorum. Anadolu'daki acenteler yani bakın... Gece 3'te hasara giden acente var. Bizzat başka ilçede yapılan hasara... Arabasıyla iştirak ediyoruz. Ve gitmezseniz de, adam iptal ediyor şeyi, poliçesini. Zaten gitmezseniz bittiniz yani. Tabii. Geldi zaptımı tutmadı oluyorlar. Sayın Başkan, şimdi aslında bu konular ayrı ayrı konular. Biz bugün böyle sıkıştırdık, böyle başlık güzel oldu. İlk program için en azından. Yine tekrarlayalım, bundan sonra her hafta karşınızda olacağız. Eyüp Başkan'ın da size sürprizleri olacak farklı programlarda ama yani her hafta bu konuları detaylı konuşmaya çalışacağız. Son. SDDK arasında konuşmak istiyordum. O tabii çok özel bir konu. Onu başka bir programda uzun uzun konuşalım, SDDK konusunu yakın zamanda. Bu acente diyorum, çok özür dilerim. Sigorta sektörünün işte daha iyi noktaya gelmesi için yakın gelecekte. Özellikle sizin bir söyleminiz var. Biz şu anda birilerine satış yapıyoruz ama bunların çocuklarına biz bu satışı gelecekte nasıl yapacağız? Evet, dün de söyledim. Yani mesela ben bir şey daha ekleyeyim size. Bunun sizin dün konuşmanızın üzerinden, yine dün konuşmanızda da yani oradaki sohbetimizde de olmuştu. İTO'daki sohbette. Şimdi bu söylediğinizin üzerinde ben dün yeni medya düzeniyle ilgili, yeni medya ile ilgili biraz araştırma yaptım. Bunun üzerine lisans için işte okulları, işte geleceği vesairesi noktasında, ki biz de öyle bir noktada olan gençler olarak diyelim. Hadi kendimizi genç sayalım. Şimdi... Gelecek büyük bir ihtimal bizim mesleğimiz için bile yapay zekanın girmesiyle vesairenin girmesiyle çok farklı nokta alacak. Belki de şu anda bizi okuyan işte 25-30 yaşındaki kesim de çocukları bize okumayacaklar şu anki formatla. Burada ne yapacak? Sigorta acenteleri, sigorta şirketleri, ya bürokrasi ne yapması lazım? Nasıl hareket etmesi lazım? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Yeni kurulacak sigorta denetleme kurumu ya da işte neyse geliştirme kurumu, ne derseniz deyin. Eğer bugünkü kafa yapısında devam edecekse bana göre bir şey değişmez. Yani bizim hani şeyimiz değişir. İsim değişir. Dün çok güzel bir şey vardı yine. Aslında Ekonomi Bakanı'nın Sayın Bayraktar'ın söylemiş olduğu bir şey var. Bankaların altında korunmayan, ezilen bir sigortacılık yapısı vardı. Onlar kendilerine göre evrilmişler. Yani bizi biçimlendirmişler. Şimdi bizim kendi kendimizi sigortacıların kendi kendini geliştirmesi daha mümkün. En azından ayağımızdaki pranganın olmadığını düşünüyorum. Ama bu yapılarla ilgili vizyon ve mantık değişmediği sürece bir şey değişmez. Evet. Yani SDDK'yı o yüzden başka bir programda konuşacağız. Evet, onu konuşuruz. Ama şunu da söyleyeyim. Topyekün bir zihin dünyamızı değiştirip algımızı değiştirmemiz lazım. Konuşacağımız konular elbette güncel konular olmalı.
bakın yapısal sorunlar olmalı ama en çok da gelecek olmalı. Günü konuşmaktan geleceğe hazırlanamıyoruz. Ülke olarak da maalesef böyleyiz. Yani ülkede de günün şeylerini konuşmaktan Mars'a gitmeyi planlıyorlar. Orada koloneli planlıyorlar. Oradaki maden cevherlerinin dünyaya nasıl getirilmesini planlıyorlar. Evet, yurt dışındakiler bunu planlıyorlar. Ama biz tabii onu planlıyorlar ve biz hala daha burada bir takım şeyleri konuşuyoruz. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bütün meslektaşlarımın ortalama ömrünün, yani sigortacılık ömrünün, benim 26. senem, tahmin ediyorum 10-15 yıllıklar ağırlıktadır. Son dönemde girişler o kadar az ki, İstanbul Ticaret Odası'ndaki kayıtlardan takip ediyorum zaten. Giriş her ay 3 tane, 5 tane, çıkış 5 tane, 15 tane. Eskiler kapanıyor, yeniler de girmiyor. Neden girmiyor? Bak bir gün seninle bu akademi konuşalım. Bir projem, bir kafamda bir proje var. Üniversite sigortacılık bölüm mezunlarını gerçek sigortacılığa tanıştırmak için bir akademi kurmak istiyorum. Ve çok burada iyi. Yetiştirdikten sonra piyasaya bu acentelere veya sigorta şirketlerine bu akademiden mezun olduktan sonra istihdam yaratmak istiyorum. Çünkü son derece yetersiz bir müfredatla ülkede 102 tane sigortacılık meslek yüksek okulu var. Toplamın mezun ettiğinin %2'si sigortacı oluyor, %98'i işsiz oluyor. %2'si de zaten çok mutsuz. Çünkü bir şey bilmeden geliyor. Ama bir akademi, hatta Avsat Akademi diye bir akademi, bizim biliyorsun fizik imkanlarımız mümkün. Evet. Oraya öğrenci alıp, gerekirse COSGAP'ten destek alıp, bunlara 100 saat olabilir, 200 saat gerçek üstadlardan eğitim vererek sektöre kazandırmak istiyoruz. Geleceğe hazır olmak demek, geleceği şimdiden oturup düşünüp bütün senaryoları, bütün yapılarımızı gözden geçirip gerçekten o niyetle olmak demek. Bugün bizi hiçbir şey yok etmeyecek ama bizi geleceğe hazır olamamak yok edecek. Onu söyleyeyim. Ben bu işin şu anda acentel mesela geleceğe hazır mı? Ya da sigorta sektörü geleceğe hazır mı bu konuda? Ya değil. Bunları konuşuyorsak gerçi değil. Ya şimdi ben şöyle sigorta şirketlerinin bakın şunu şöyle olsun istemem. Bizler sigorta şirketlerini hani ben tartışacak değilim. Onların kendi işidir evet, de. Sektör ama şöyle söyleyeyim. Biz acenteler geleceğe hazırlanmazsak maalesef ki geleceğe hazır olan yapılar veya o yapılar daha kolay yapılar bizim önümüze geçer. Çünkü bugün sigortacılığı bir kenara koyuyorum. Kendi yapımızda bir insan olarak Eyüp Çelik hangi satın alma güdüleriyle satın aldığını ben biliyorum. Benim meslektaşlarım da biliyor. Bugün oturup bir market alışverişini bile hatta evinden kalkıp getir denilen bir şey var. Adam telefon ediyorsun istediğini getiriyor. Artık çıkmıyorsun evden evet. Yani bunları düşünmek zorundayız. Hazırlanmak zorundayız. Bunlarla ilgili bütün STK'ların, ticaret odalarının, SAİK'in ayrı bir beyin fırtınası bölümü olması lazım. O simülasyonlara çalışması lazım ve acenteleri aslında belki hepsi değil. İlave asla taleplerim var. Bu acentelerin fiziki birleşmesinin teşvik edilmesi lazım. Daha büyük yapılar kurulması lazım. Masraflardan kurtulmak için. Ya konuşacak çok şey var ama kafamda orada, da bir sürü şey var. Yani şimdi hangisine girsem çıkamam. Bugün böyle evet. Ufak ufak giriyoruz. Gelecekle ilgili şey söyleyeceğim. Mesela onu da sorayım. En son hangi acente toplantısında insurtech denilen kavram konuşuldu? Hani sigorta teknolojileri diyelim hadi bunun açılımına. Insurtech'i hangi işte sizin yine hani oraya geliyor. Belki de bu övgüye ondan sonra karşılıklı övgüye dönecek ama işte sizin Avsat'ta bir geçen sene mi en son şey yapmıştık? Insurtech evet. Üzerine bir toplantı evet. Yapmıştık. Yeni teknolojiler, sosyal ya, medya vesaire. Şimdi mesela en son Türkiye'de o kadar acente toplantısı yapılıyor. TÜSAF'ı var, SAİK'i var, işte İTOS'u var, ATOS'u var. Hepsini sayıyorum. En son hangi toplantıda yeni teknolojiler konuşuldu? Yani biraz aslında sektörün sanıyorum bu gelişimle alakalı işte bilinçle alakalı da o nokta var. 2023 vizyonuyla ilgili. Bunu görmesi bakın, lazım. Ve çok iyi acenteler var bu arada teknolojiye yatkın. Ya yani var, yeni onlar, sisteme yatkın. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın şuna çok inanıyorum ben. Çok akıllı, çok iyi işini yapan acenteler var. Bunlar piyasada hiç bilinmiyorlar. Evet. Ön yüzde yoklar. Ne STK'la varlar, ne medyada varlar. Hiçbir yerde yoklar ama sadece işlerine odaklanmış vaziyetteler. Aslında evet. Çok akıllı buluyorum onları. Yani biz işimize gidemezken onlar arka tarafta işlerini götürüyorlar. Ama şöyle söyleyeyim.
Maalesef 2023 vizyonunda Türk sigorta sektörü gibi büyük laflar ederek evet. yapıyorsunuz. Ben o toplantıya gittim. Gider gitmez de hani inanın bir şeyi, iyi bir şeyi takdir edelim diyen Eyüp Çelik orada ben vizyon falan görmedim. Hatta hep aynı şeyi. Hatta oradan devletin en üst makamlarından bir tanesinin sigortacılığa bakışını görünce tüylerim diken diken oldu. Tüylerim diken diken oldu yani. Sayın Başkanım, yani çok çok şey özür dilerim lafınızı keseceğim ama yavaş yavaş sona geldik. Son 2-3 dakikamız. Son 1 dakikayla artık şöyle bir veda ederseniz ben de ondan sonra programı kapatayım. Abi bir sonraki programlarda artık biraz daha tabii tek başlık üzerinden gideceğiz. Bu biraz makro böyle, düzeyde bir aynen, şey oldu. Güzel de oldu bence yani, işin onun açıkçası. Takdiri artık seyirciye kalmış. Keyifli de oldu. Biz tabii konuşuyoruz. Konuştuğumuz konuları hani sıralarken bir derinliğe girmeden konuşuyoruz. Ama daha vaktimiz var ama bundan sonra. Kesinlikle bunları çokça konuşmak lazım. Ve şunu söyleyeyim size. Son sözüm şu olsun. Kesinlikle umutsuz değilim. Evet. Umutsuz olduğum tek bir şey var. Bizim umudumuzu ve ümidimizi, enerjimizi yok eden insanların varlığının her geçen gün artıyor olması, bizim enerjimizi yok ediyor olması, ülke olarak da öyle. Bizim büyük coşkulara, büyük sevgilere, büyük birlikteliklere, büyük barışmalara, büyük toplumsal şeylere ihtiyacımız var. Bu olmazsa hep beraberce kaybolup gideceğiz düşünüyorum. Ben bu vesileyle sana da çok teşekkür ederim. Tüm izleyici ve izleyicilerime de selam ve saygılarımı getiririm. Ben çok teşekkür ederim. Bundan sonra dediğimiz gibi devamlı bir arada olacağız. Farklı farklı programlarla artık her hafta bir şekilde güzel işler yapmaya çalışacağız. Yeni formatımızda hayırlı uğurlu olsun. Sigorta evet. sektörü içinde, sigorta haber içinde. Bugünlük bu kadar. Ya bugün AFSAT Başkanımız. Artık diğer title'ları söylemiyorum çok önünden. AFSAT Başkanımız Eyüp Çelik'le birlikte sigorta sektörünün birkaç konusunu konuşmaya çalıştık. Sigortacılık haftasıydı aslında bugünün konusu. Oradan da birazcık dağıldık. Güzel bir sohbet oldu. Dediğimiz gibi bir sonraki programlarımızda, bundan sonraki programlarımızda da farklı başlıkları geniş ayrıntılarıyla konuşmaya çalışacağız. Hepinize çok çok teşekkür ederim bizleri izlediğiniz için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.